Dostlar merhaba, ben Eyüp Hoca. 9. sınıflarla birlikte güncel müfredata uygun konu anlatımlarına bu video ile birlikte başlıyoruz. Geçmiş yıllarda tüm ara gruplarla ilgili kanalımda ne ararsanız videosunu hazırlamıştım. Ve öğrencilerimle başarıdan başarıya koştuk, yazılılarda hep 100 aldık. İnanmıyorsanız eski videolara ve yorumlara bakabilirsiniz. Bu sene de yine 9. sınıflarla birlikte güncel müfredata uygun konu anlatımları, yazılı hazırlık videoları yapacağız. Öyle bağırıp çağırmadan, arkamızdan sanki atlı kovalıyormuş gibi hızlı anlatmadan tane tane hakkını vere vere bu senede yine başarılı bir sezon geçireceğiz. Haydi ben şimdi notlarımı çağırıyorum. Siz de abone ol ve beğen tuşuna basın. Dersimize başlayalım. Evet dostlar, notlarımızda geldi. Birinci temamız sözün inceliği başlığını taşımakta. Biz bu temanın içerisinde edebiyat nedir? Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle, diğer bilimlerle olan ilişkisi nelerdir? Bunlar yazılılarda karşımıza nasıl çıkar? Bunları sizlerle paylaşacağım. Değerli dostlarım, bu konu anlatımının ücretsiz PDF dosyası bu videonun açıklamalar kısmında yer alacaktır. Bunu tabletinize, bilgisayarınıza indirerek PDF notları üzerinden de bu dersi rahatlıkla takip edebilirsiniz. Zaten ben çoğu zaman ders anlatımından önce toplulukta PDF dosyasını paylaşıyorum. Onun için ara ara kanala bir girin. Sizin sınıfınızla ilgili PDF dosyası paylaşmış mıyım? Önceden indirip derse hazırlıklı gelirseniz sizin için tabii ki daha iyi olacaktır. Haydi dilerseniz başlayalım. Önce edebiyat nedir? 9. sınıf edebiyat dersiyle tanışıyor. Edebiyatın sözlük anlamı ve içeriğini kısaca birkaç sözcükle söylemek pek mümkün değildir. Çünkü edebiyat içinde çok büyük dünya taşıyan bir kavramı ifade eder. Bu nedenle günümüze kadar edebiyatla ilgili çok farklı tanımlamalar, açıklamalar yapılmıştır. Bu sorunun cevabını tam olarak ortaya koyabilmek için edebiyat sözcüğünün kökenini bilmek, kapsadığı alana hakim olmak, edebiyat kelimesine hem sanat hem de bilim gözüyle yaklaşmak gerekir. Edebiyatın sahip olduğu özellikler bir arada bulundurularak yapılacak tanım elbette doğru tanım olacaktır. Edebiyat kelimesinin kökeni kıymetli dostlar, Arapça edep kökünden gelir. Edep kelimesinden türemiştir. Önceleri farklı isimlerle anılan bu sanat edep kelimesiyle bir arada ilk defa Tanzimat döneminde Şinasi tarafından kullanılmıştır. Unutmayalım. Şinasi bir makalesinde şiir ile inşa ya da nazım ile nesir kavramlarının bu sanatı tam olarak ifade etmediğinden fenni edep ifadesinde kullanmıştır. Şinasi'den sonra bu kavram iyice yaygınlaşmaya başlayıp edebiyat şeklinde kullanılır olmuş, günümüze kadar da gelmiştir. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, Şinasi'nin bu sanata ahlaki bir yönde ilave etmiş olmasıdır. Çünkü Şinasi ve o dönemin sanatçılarını düşünecek olursak edebiyatın topluma yön vermesi gerektiğine inanmışlar. Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, yani o kuşağın sanatçıları edebiyatın insanlara bir şeyler katması, insanlara bir şeyler öğretmesi gerektiğine inanmışlardır. Edebiyatı bir sanat olarak ele alacak olursak şunları söylemek lazım. Edebiyatı estetik bir değer ortaya koyma sanatı şeklinde tanımlayabiliriz. İnsanın duygularını, düşüncelerini, hislerini güzel ve etkili bir şekilde ifade etme sanatı da denilebilir edebiyat için. Zaten bu tanım değerli dostlar birçok yerde kabul görür, unutmayalım. Ama edebiyat için sadece estetik bir değer oluşturmalı diyemeyiz. Edebiyat sanatının bir takım içerik ve biçim özelliklerini de taşıması gerekiyor. Edebi kaygıları baz alarak oluşturduğumuz metne edebiyat içerisinde biz edebi metin adını da vereceğiz. Edebi metinlerin sahip olduğu bir takım özellikler vardır. Bunları da öğreneceğiz. Mesela dil açısından bakalım edebi metinlere. Mecazlı ve yan anlamlı sözcükleri çokça görürsünüz edebi metinlerde. Yani bu tür metinlerde dilin sanatsal işlevde ya da şiirsel işlevde kullanılması gerekir. Edebi metinlerde aynı zamanda biz imgesel bir anlatım da görüyoruz. Hocam nedir imgesel anlatım? Birazdan tanımını da vereceğiz ama eğer bir yerde alışılmamış bir bağdaştırma görüyorsanız, hocam alışılmamış bağdaştırma ne demek? Mesela Nazım Hikmet'in bir şiirini ele alalım. Yaşamayı ciddiye alacaksın diye başlıyor. Yaşamayı ciddiye alacaksın. 3 tane kelime değil mi? Şimdi bu 3 kelimenin yan yana gelişinde herhangi bir anormallik var mı? Yaşamak ve onu ciddiye almak. Evet, bu 3 kelime son derece yan yana gelebilecek kelimelerdir. Ortada alışılmamış bir durum yoktur. Ama mesela Atilla İlhan'ın şiirinden bir örnek verelim. Örneğin kaygısız camlar arkamdan gülüyordu. Kaygısız camlar arkamdan gülüyordu. 4 kelimeyi bağdaştırdık. Peki bu bağdaştırdığımız kelimeler alışılmış bir şekilde mi bağdaştı? Kaygısız ve cam sözcüğü normal şartlarda yan yana gelebilecek sözcükler midir? Elbette değildir. Kaygısız olmak insana ait bir özelliktir. Biz bunu aldık, cama aktardık. Yani kaygısız ve cam sözcüğünü bağdaştırdık. Sonda da kaygısız camlar arkamdan gülüyordu şeklinde tamamladık. Gülmek sözcüğü de burada bağdaştırılabilecek bir kelime değildi esasında. Ama Atilla İlhan bunu yaptı. İşte bu tip bağdaştırmalara alışılmamış bağdaştırma denir. Ne zaman ki bir şiirde alışılmamış bir bağdaştırma görüyorsunuz, orada imgesel bir anlatım var. Vardır diyeceksiniz dostlar, unutmayalım. Peki imge nedir? Duyguların, düşüncelerin, hayallerin, şairlerin zihinlerinde yeni ve farklı şekilde bürünmesi halidir. İşte kaygısız camlar arkamdan gülüyordu gibi, değil mi? Normal bir sokakta yürüyen vatandaş bu şekil bir bağdaştırma yapar mı? Elbette yapmaz. İmgesel bir anlatımın kullanıldığı metinlerde elbette öznellik ağır basacaktır. Bu nedenledir ki edebi metinler yorumlanırken herkes farklı şeyler söyleyebilir. Bir şiiri 10 kişi okur, onu da farklı anlamlar çıkarabilir. Peki hocam bütün şiirlerde, bütün edebi metinlerde durum böyle midir? Hayır tabii, bazı edebi metinler tek anlamlı olabilir. Her okuyan aynı anlamı çıkarabilir. Ama birçoğunda, özellikle şiir sanatında dostlar, şiirden aldığımız haz, şiirden anladığımız şey kişiden kişiye değişebilir. Aynı şiir kimini hüzünlendirebilir, kimini keyiflendirebilir. Kimi o şiiri dinleyince geçmişe dalar, kimisi ise gelecekle ilgili hayaller kurar. Dolayısıyla bir edebi metnin kişiye edeceği etki kişiden kişiye değişir. Bu yönüyle de oldukça özneldir, unutmayalım. Edebi metinlerin bir diğer özelliği ise gerçeği ele alış şeklidir. Şimdi bizim sanatçılarımız elbette uzaydan gelmedi değil mi? Bu toprakların çocukları ve gördükleri gerçekliklerden beslenerek edebi eserlerini ortaya koyuyorlar. Doğru mu? Yani amcasının oğlunun başına bir şey geliyor. Komşusunun başına bir olay geliyor. Çevrede bir olay görüyor. Etkilendiği bu olaylardan bir edebi metin ortaya çıkarıyor. Ama bu edebi metni ortaya çıkarırken mutlaka ama mutlaka kurmaca gerçeklik oluşturur. Ne demek hocam bu? Kurmaca, diğer bir adı, not alalım dostlar, fiktif demektir. Fiktif. Ne demek bu? Şimdi malzeme olarak gerçek hayatı kullanıyor sanatçımız. Eyvallah. Ama o gerçek hayatı olduğu gibi birebir yansıtmaz asla. Eğer birebir yansıtırsa bunun adı sanat olmaz. Sanat olabilmesi için şairimizin, yazarımızın, oyun yazarımızın bunu yeniden yaratması, yeniden oluşturması lazım. İşte biz buna kurmaca gerçeklik, fiktif dünya, kurgu dünya diyoruz. Yani kendinden de bir şeyler katması lazım. Gerçeği olduğu gibi yansıtırsa bunun adı sanat eseri olmaz. Otobiyografi olur, biyografi olur, ne bileyim anı olur, gazete yazısı olur, belgesel olur. Sanat eseri olmaz dostlarım, dikkat edelim. Edebiyatı bir bilim dalı olarak ele alırsak peki bu sefer neler söyleyeceğiz? Edebiyata, edebiyat sanatındaki ürünleri inceleyen bir bilim dalıdır da diyebiliriz. Zaten bizim okulda yaptığımız edebiyat genelde bu. Genelde biz ne yapıyoruz? Edebi eserleri inceliyoruz. Yani edebiyatın bilim yönüyle daha çok haşır neşiriz. Onun için aramızdan pek fazla Namık Kemal, pek fazla Ahmet Hamdi Tanpınar vesaire çıkmıyor. Biz genelde işin bilim kısmıyla haşır neşir oluyoruz. Hem lisede hem de üniversitede. Edebiyat eserleri, edebi türleri, edebi eserlerin dilini, üslubunu, konusunu, biçimini, nazım şekillerini, şair ile yazarın hayatını vesaire inceler. Zaten okulda bunları bol bol yapacaksınız. İşte buna ve edebiyatı dönemlere ayırıp tarihiyle birlikte alan bilim dalına biz edebiyat tarihi diyoruz. Edebiyat tarihi belli bir dönemde yazılmış eserleri ve o dönemde yaşamış yazarların hayatlarını inceleyen bir alandır diyeceğiz, unutmayalım. Evet, okuyorum diye bir bölümümüz var. Şimdi diyor ki edebiyat dünyaya tutulmuş bir aynadır. Evet. Edebiyat kimindi bu söz? Tolstoy muydu? Stendhal mıydı? Yorumlara yazın. İkisinden birinin olması lazım. İkisi de çıkmıyormuş. Tolstoy ya da Stendhal olması lazım. Edebiyat dünyaya tutulmuş bir aynadır. Roman yol boyunca gezdirilen bir aynadır mesela. Bu şekilde de kuruluyordu. Şimdi bunu birazcık yorumlayalım dostlar. Ne demek ayna? Aynanın görevi nedir? Gerçekliği yansıtmak değil mi? Bir bakalım. Bilindiği gibi sanat insan eseri olduğundan mutlaka dünyadan ve insandan izler taşıyacaktır. Her eser yazıldığı dönemden de izler taşır ve biz o eseri, o dönemi baz alarak inceleriz. Örneğin Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek adlı romanını okuduğumuzda o dönemin zihniyetine dair ipuçları alırız. Ya da Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı okuduğumuzdaki bir sanat eseridir o şiir. Okuduğumuzda o dönemin zihniyetini görebiliriz. Örneğin şiir nasıl başlıyor? Dikkat edin. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. O dönemin zihniyetini çözmeye çalışalım. Mehmet Akif büyük şairimiz ulusa sesleniyor. Korkma diye sesleniyor. Peki şimdi kendinizi Mehmet Akif'in yerine koyun. Siz hangi ruh halindeki bir insana korkma diye seslenirsiniz? Elbette korkan birine değil mi? Demek ki o dönemi düşündüğümüzde bir korku atmosferi söz konusu. Nasıl olmasın? 2. Viyana'dan beri girdiği bütün savaşları kaybetmiş ülkemiz. Girdiği bütün savaşlarda yenilmiş. Yenildiği her savaşta binlerce, 10 binlerce şehit vermiş, toprak kaybetmiş. Sonrasında 1. Dünya Savaşı yaşanmış. 1. Dünya Savaşı'ndan ağır bir yenilgiyle ayrılmış. Ve bu ağır yenilginin sonucunda şartları son derece ağır bir Sevr Antlaşması imzalamış. Bu anlaşmadan sonra emperyalist devletler Ege bölgesini, Doğu bölgesini, Güneydoğu bölgesini her yeri işgal etmişler. Orta Anadolu ortada bir yer kalmış sadece. Şimdi böyle bir ortamda henüz meclis yeni kurulmuşken, düzenli orduya daha yeni geçilmişken, millet umudunu yitirmişken ve korku iklimi hakimken bizim büyük şairimiz ulusumuza korkma diye sesleniyor. Bak sadece 1. dizeden o dönemin zihniyetine dair bilgiler alabiliriz. İşte edebiyatta zihniyet dediğimiz şey de budur. Yani eserin o dönemin koşullarını, o dönemin bakış açısını, dünyasını bize yansıtmasıdır. Yine bak burada bir örnek var. Örneğin 16. yüzyılda yazılmış bir aşk şiiri o dönem dünyası hakkında, o dönemin aşka bakış açısı hakkında bize son derece önemli ipuçları verir. Dolayısıyla edebiyat dünya gerçekliğinin dile dökülmüş halidir şeklinde de yorumlanabilir dostlarım. Peki edebiyatın işlevi nedir? Bir kere toplumu yansıtır. Edebiyat insana insanı anlatır. Hatta işin içine tiyatroyu da sokarsak bu sefer şöyle tanımlarız. Edebiyat insana insanı insanla anlatır, tanıtır. İnsana iyiyi, güzeli gösterir, gerçekliği yansıtır, insanları eğitir, estetik bir zevk verir insanlara. Yani bir romanı, bir şiiri, bir tiyatroyu okurken keyif alırsınız okuduğunuzda. Bakmayın bunu ödev diye yapıyorsanız elbette keyif almasınız ama gerçekten bir sanat eseriyle baş başa olduğunuzun farkına vararak bu işe yüklenirseniz elbette büyük bir keyif alırsınız. Peki dil ve edebiyat ilişkisi nedir? Bundan biraz bahsedelim. Her sanatın malzemesi bir kere farklıdır. Edebiyatın malzemesi ise biliyorsunuz ki dildir dostlarım. Bu bakımdan aslında edebiyatın varlık sebebi de dildir diyebiliriz. Dil ve edebiyat arasındaki karşılıklı ilişki mevcuttur ve kaçınılmazdır. Dilin gelişmesi edebiyatı olumlu etkilerken edebiyatın da dilin gelişmesinde büyük bir önemi vardır, unutmayalım. Yani edebiyat dili etkiler, dil de edebiyatı etkiler. Aralarında sıkı bir ilişki vardır, unutmayacağız. Peki edebiyatın güzel sanatlar içerisindeki yeri ve önemi nedir? Şimdi güzel sanatlar ve edebiyat konusuna geçmeden önce ifade etmemiz gerekir ki insanı yansıtan bir sanat olan edebiyatın sadece sanatla değil, insanın içinde olduğu her şeyle yakından ya da uzaktan bir ilişkisi vardır. Yani herhangi bir bilim dalı, herhangi bir alan, herhangi bir saha insana şu kadarcık da olsa dokunuyorsa mutlaka edebiyatla ilişkisi vardır. Çünkü edebiyat elbette o insana temas eden bilimle, alanla mutlaka etkileşime geçecektir. Aynı zamanda bir sanat olarak düşündüğümüzde edebiyatı elbette güzel sanatların içerisinde bir yeri olacaktır. Düşündüğümüzde duygu, düşünce ve hayallerin insanlarda estetik bir zevk uyandıracak şekilde söz ya da yazıyla aktarılma sanatına edebiyat denir demiştik zaten, tanımlamıştık biraz önce. Sanat ise yine edebiyatta olduğu gibi duygu, düşünce ve hayallerin insanlarda estetik zevk uyandıracak şekilde çeşitli şekillerde müzik, resim, heykel, mimari vesaire bu şekilde dışa vurumudur. Güzel sanatlar insanlara estetik zevkler veren ve onların hislerine hitap eden bir dal olarak karşımıza çıkar. Güzel sanatlar içerisinde birçok eser türü vardır. Güzel sanatlar bireyde coşkuya olanak verir, estetik bir haz uyandırır. Güzel sanatlarla ilgili sınıflandırma yapılırken mantıklı yöntem olarak sanatın kullandığı malzemeye bakılır. Yani o sanat hangi malzemeyi kullanıyor, hangi malzemeye şekil veriyor? Buna bakarak güzel sanatlar birbirinden ayrılmış ve sınıflandırılmıştır. Örneğin eğer sese şekil veriyorsak, değerli dostlarım, yani işitsel sanat, fonetik sanat diyoruz. Müzikten ve edebiyattan bahsedeceğiz. Eğer plastiğe, maddeye şekil veriyorsak görsel sanat olur. Resimden, heykelden, mimariden bahsedeceğiz. Eğer hareketlere şekil veriyorsak, yani ritmik bir şeyden, dramatik bir şeyden bahsediyorsak tiyatro diyeceğiz, sinema diyeceğiz, dans diyeceğiz, bale diyeceğiz, opera diyeceğiz. Şimdi buradaki tiyatroyu kıymetli dostlarım edebiyatın içinde de düşünebiliriz. Çünkü tiyatro edebiyatın bir ürünüdür esasında. Ama tiyatroyu dışarıda bırakacak olursak özellikle şuraya baktığımızda mesela baleyi ele alalım. Şimdi balede evet hareket var. Hareket var da sadece hareket mi vardır dostlar? Müzik yok mudur? Ses yok mudur? Elbette vardır. O zaman aslında sanatları böyle kesin çizgilerle birbirinden ayırmak aslında çok da sağlıklı değil. Bu bakımdan birçok sanata birçok araştırmacı karma sanat adını da vermiştir. Mesela bale buna çok güzel bir örnektir. Çünkü içinde hem ses vardır hem hareket vardır. Bu bakımdan onu karma sanat olarak da değerlendirebiliriz. Peki edebiyatın güzel sanatlar içindeki yeri. Bak şunu unutmayın. Edebiyatın güzel sanatlar içindeki yeri, dilin insan hayatındaki önemi, bilmem neyin bilmem ne hakkındaki önemi falan gibi bir başlık görüyorsanız hepsini şöyle özetleyebilirsiniz. Böyle bir başlık varsa çok önemlidir hocam. Çok önemlidir. Yani dilin insan hayatındaki önemi çok önemlidir. Tamam, bunu yorumla artık. Ya da tarihin insan açısından değeri çok değerlidir. Bunu yorumla artık. Yorumlaması sana kalacak. Şimdi edebiyat güzel sanatlar içerisinde biliyorsunuz fonetik sanatların içerisinde yer alır demiştik. Yani sesle yapılan bir sanat. Güzel sanatlar ve edebiyat ilişkisi bu sebeple çok özeldir. Çünkü dil ve kelimeler bir şeyi var etmek, bir olayı anlatmak, açıklamak, sevinci dile getirmek, üzüntü, sevinci ve buna benzer binlerce şeyi en iyi şekilde karşıya aktarmak için gereken en temel şeylerdir. Dil insanoğlunun binlerce yıldır günlük yaşamında kullandığı ve her geçen gün gelişen bir kavramdır. Canlıdır bir kere, canlı. Dilin bugün ulaşmış olduğu güç, dili kullanarak sanat icra eden edebiyata sınırsız bir dünya sunmaktadır. Unutmayalım. Edebiyat gücünü ve etkili olmasını tamamen söze dayanır olmasından almıştır. Edebiyatı güçlü yapan sadece sözcüklerin varlığı ya da zenginliği değildir elbette. Dilin çeşitli anlamlara gelecek şekilde farklı kullanım olanağı edebiyatı daha da güçlendiren, daha da sağlamlandıran bir diğer unsurdur. Edebiyat amaç olarak eserlerinde estetik bir keyif vermek ister. Yani sen bir romanı okuduğunda yazar ister ki o romanın yazarı ya bunu okuyanlar keyif alsın. Düşünsün, bir fikir ortaya koysun ya da bir fikirden etkilensin. Bir olayı, bir akımı, bir bilgiyi öğrensin vesaire. Birçok amacı olur edebiyatçının bizimle alakalı. Edebiyat bunları yaparken güzel sanatlar içinde ayrı bir yer edinir. Güzel sanatlar dili kullanan her ögeyi özel kılar, unutmayalım dostlar. Çünkü dil bir milletin en önemli hazinesidir. Hatta milleti millet yapan en önemli şeydir. Günümüzde emperyal güçler artık öyle topla tüfekle saldırmıyor. Dikkat edin, genelde önce dilini bozmaya, dilini yok etmeye çalışıyor. Onun için dil bir milleti millet yapan en önemli unsurdur. Güzel sanatlara göre insanlara ayrı bir zevk veren, insana aydınlatan, insana benliğini anlatan şeyler değer açısından paha biçilmezdir. Edebiyat bu alanda en iyi öğretilir ve güzel sanatlar ile bağı asla ama asla kopmaz diyeceğiz. Peki sanat ve zanaat arasındaki fark nedir? Kısaca şöyle özetleyebilirim dostlar. Burada güzel tanımlamalarımız var da akılda kalıcı olsun diye şöyle özetleyeyim size. Bir kere zanaatin merkezinde fabrikasyonluk vardır. Ne demek hocam fabrikasyonluk? Yani aynı üründen binlerce. Örneğin kunduracıyı ele alalım. Tamam, kunduracı ne yapar? Aynı ayakkabıdan 1000 tane yapar. Ama sanat eseri biriciktir. Bir tanedir. Özgündür. Mona Lisa tablosu bir tanedir dostlar. E hocam benzerlerini yapıyorlar. Bak, benzerlerini yapıyorlar. Aynısını yapamazlar. Mona Lisa tablosu biriciktir. Dolayısıyla zanaat fabrikasyona dayanır. Sanat özgündür. Biriciktir. 2. Zanaatçı, yani bir kunduracı, bir kuyumcu, bir dokumacı eserinin merkezine faydayı koyar. Yani insanlar bu üründen faydalansın isterler. Değil mi? Ama sanat dediğimiz şeyin merkezinde fayda yoktur. Ha, toplum bu eserden faydalansın isteyen sanatçılar yok mudur? Elbette vardır. Ama merkezde temel o değildir. Bak dikkat et. Yani mesela bir Namık Kemal'i düşünelim. Toplum için sanat anlayışıyla hareket etmiş, eserleriyle birlikte toplumu eğitmek istemiş. Yani topluma faydalı olmak istemiştir. Ama Namık Kemal bile atıyorum Hürriyet kasidesini yazarken birincil önceliği bu olmamıştır. Birincil önceliği şiirin güzel olsun, biricik olsun, özgün olsun, okuyanların hoşuna gitsin istemiş. Daha sonra faydalı olursa ne güzel, bir fayda ilkesini de eklemiştir. Ama merkezde asla fayda yoktur. Sanat eserine dikkat. O zanaatte vardır. Tamam. Onun dışında değerli dostlar, zanaatçı ürünüyle birlikte ürettiği kadar para kazanmayı da önceler. Ama sanat eserinde böyle bir durum söz konusu değildir. Klasik tanıma bakacak olursak, insanın duygu, düşünce ve hayallerine estetik bir değer oluşturarak aktarılması işine sanat. Zanaat ise işi estetik bir değer için değil, çeşitli maddesel ihtiyaçları karşılamak adına yapar. Bak, klasik tanım bu. Sanat insanlara coşku ve heyecan verirken zanaatçı fayda sağlamaya çalışır. Sanatçının eseri özgünken zanaatkarın yaptığı eserden binlerce vardır. Değil mi? Evet. Soruyorum bölümüne geldik. Şimdi dostlar, burada tabii ben kendi fikirlerimi paylaşırken siz de bir şeyler düşüneceksiniz. Örneğin edebiyatın güzel sanatlar içindeki yerini belirtiniz. Bak, edebiyat yukarıda da belirtildiği gibi fonetik sanatlar içinde yer alır bir kere. Edebiyatın sese ve dile dayanıyor olması onu diğer sanatlardan çok ayrı bir yere koyar. Çünkü dil dediğimiz şey bir toplum için çok önemlidir. Edebiyatın diğer güzel sanat dallarıyla benzer yönlerini belirtiniz demiş. Her sanat dalının birbirinden ayrı yönleri olduğu gibi ortak yanları da vardır. Özellikle edebiyatın işitsel bir sanat olması bakımından müzikle aynı kategori içerisinde değerlendirildiğini görebiliyoruz. Müzik de çünkü işitsel sanattır. Edebiyatın diğer sanatlarla benzer yönlerini, mesela estetik bir değer taşıması bakımından, duygulara hitap etmesi bakımından, kendi içinde bir uyum taşıması bakımından maddeleyebiliriz. Yani diğer sanatlarla ne gibi benzerlikleri var diye düşünecek olursak, evet, bu 3 maddeyi ele alabiliriz. Edebiyatın diğer güzel sanat dallarından ayrılan yönlerini belirtiniz demiş. Edebiyat öncelikle kullandığı malzeme bakımından diğerlerinden ayrılıyor. Diğerleri maddeye şekil veriyordu, harekete şekil veriyordu. Oysa edebiyatın malzemesi dildi. Bunun dışında kendini ifade ediş anlamında da diğerlerinden farklıdır. Sesle, dille kendisini çok rahat bir şekilde ifade eder edebiyat. Güzel sanatların bir dalı olan edebiyatın kullandığı malzeme zaman içinde nasıl gelişmiştir? Şimdi edebiyatın malzemesi dil. Dil ise yaşayan canlı bir varlık. Zamanla gelişimini sürdürüyor. Hatta hala daha gelişimini sürdürüyor, değil mi? İnsanoğlunun gelişimiyle birlikte dil bugün de sınırlarını oldukça geliştiriyor. Dilin oluşturmuş olduğu bu zengin dünya ile birlikte edebiyatın, sanatının sınırları da sonsuzluğa ulaşıyor dostlarım. Peki edebiyatın gelelim bilim dallarıyla olan ilişkisine. Bak ne demiştim, böyle bir başlık görürseniz hemen aklınıza çok önemlidir. Bak hemen bu gelsin. Bilimle ilişkisi çok önemlidir. Tamam, bu gelsin aklınıza, gerisini yorumlamak oldukça kolay olacaktır. Şimdi edebiyat güzel sanatlardan biriydi, değil mi? Tamam. Güzel sanatlardan biri olması yanında oluşturduğu sanatın kuralları ve ürünleriyle uğraşan aynı zamanda da bir bilim dalıydı. Hatta ne demiştik? Biz okullarda genellikle bilim kısmını ele alıyoruz. Edebiyat ürünlerini ortaya koyarken ve bu ürünleri incelerken çeşitli bilim dallarıyla ilişki kurar. Yani bir romancı romanını yazarken de bilimlerden yararlanır. Roman ortaya çıktıktan sonra bu romanı eleştirmeye kalktığımızda da çeşitli bilimlerden yararlanırız. Yani her halükarda bilimlerle ilişki içindeyizdir. Mesela edebiyat tarihi ilişkisi de desek, kısaca özetleyeceğim, çok detaya girmeyeceğim dostlar. Ciddi bir ilişki vardır. Yani mesela biraz önce Mehmet Akif Ersoy'un şiirini değerlendirdik, değil mi? Tarihe gitmedik mi? Gittik. Demek ki edebi eserler tarih bilimine katkıda bulunuyor. Peki edebi eserler tarih bilimine katkıda bulunurken tarih bilimi edebi eserlere katkıda bulunmaz mı? Elbette bulunur. Yani bir roman düşünelim, mesela Tarık Buğra'nın Osmancık adlı romanını ele alalım. Tarık Buğra Osmancık romanını yazarken tarih biliminden yararlanmamış mıdır? Osmancık, Osman Bey'in hayatını anlatan bir roman. Elbette tarih biliminden yararlanmıştır. Dolayısıyla bir tarihçi nasıl ki edebi eserlerden yararlanır, mesela eski Türklerle ilgili bilgi arayan bir adam gidip Orhun kitabelerini inceleyebilir. Onlar birer edebi eserdir mesela. Edebi eserleri inceleyerek bilgi alabilir. Edebiyatçı da tarihten yararlanabilir. Özellikle tarihi bir roman yazacaksa mesela tarih biliminden yararlanır. Yani özetle edebiyatla tarih adeta öz kardeştir diyebiliriz. Peki gelelim coğrafya ilişkisine. Şimdi edebi eserlerde mekan çok önemlidir dostlar. Bir yere bağlı kalmadan bir eser yazmak zaten imkansız. Yer olarak bir evden bir kıtaya kadar geniş bir alanımız var. Artık o bizim hayal gücümüzün sınırsızlığıyla alakalı. Buraları anlatmak ve özelliklerini yazmak için elbette coğrafyaya başvuracağız. Mesela bir seyahatname yazarken coğrafya biliminden yararlanmadan olur mu? Olmaz elbette. Şimdi amaç bir bölgeyi tanıtmaksa ve bir gezi yazısı yazıyorsak mesela coğrafya biliminden mutlaka yararlanacağız. Edebiyat sosyoloji ilişkisi. Edebiyatın temel unsuru insan. Sosyolojinin de temel incelediği canlı, insan. Bunların birbirinden ayrı değerlendirilmesi mümkün mü? Yani mesela yine romandan örnek vereyim. Yazdığımız bir romanda bir ailenin sosyal statüsünü aktarırken elbette sosyoloji biliminden mutlaka yararlanacağız. Sosyoloji bilimi de yine edebiyattan yararlanır. Bu bakımdan edebiyat ve sosyoloji arasında da sıkı bir ilişki söz konusudur. Sosyoloji genel olarak toplumu inceler. Toplum ise eserlere yön verir. Bireyin dini, dili, geleneği, ahlakı edebi eserlere yansıtılır. Bu bilgilere de sosyoloji aracılığıyla ulaşılır. Sosyoloji ve edebiyat komşu iki ev gibidir. Bir edebiyat eserinin toplumdan bağımsız olması zaten beklenemez. Üzerinden yüzyıllarca geçmiş bir eser bile incelenirken yazıldığı dönemden izleri net bir şekilde görmemizi sağlar. Evet, edebiyat-psikoloji ilişkisi yine sıkı bir ilişki olacak, değil mi? Nasıl ki edebiyatın merkezinde insan varsa psikolojinin merkezinde de insan vardır, değil mi? Hayvanları çok fazla incelemez psikologlar. İnsanları genelde incelerler. Bir edebi eser oluştururken yazarın psikolojik hali, sanatçının psikolojik hali ya da eserdeki kahramanların psikolojik halleri vesaire burada psikolojiye mutlaka başvuracaktır. Örneğin Peyami Safa 9. Hariciye Koğuşu adlı romanını yazarken psikoloji biliminden fazlasıyla yararlanmıştır. Tıp biliminden de yararlanmıştır ama psikoloji temelde yer alır. Niye? Çünkü 9. Hariciye Koğuşu'nda hasta bir çocuğun psikolojisini bizimle paylaşmaktadır Peyami Safa. Gelsin de psikoloji biliminden yararlanmasın bakalım. Hasta bir çocuğun ömrü hastanede geçiyor 9. Hariciye Koğuşu'nda. Elbette tıp biliminden de yararlanacaktı değil mi Peyami Safa? Ve eserinde fazlasıyla yararlanmıştır. Psikolojik unsurları gerçekçi ve etkili bir şekilde kullanan yazarın eserleri daha inandırıcı ve daha gerçekçi olur. Unutmayalım. Aynı zamanda bir roman yazarı eserini oluştururken karakterlerinin davranışlarını psikoloji biliminden yararlanarak kurgular. Yoksa çelişki de ortaya çıkabilir. Yani psikoloji bilimiyle kahramanın garip hal ve tavırlarını yazar rahatlıkla açıklar. Yoksa boşlukta kalır. Yani dersin ya, bu kahraman şimdi niye böyle yaptı ki? Ne gereği vardı falan dersin. Psikoloji bilimini biliyorsan elbette psikolojiden yararlanmışsa yazar, elbette hareketler, tavırlar bize daha mantıklı gelecektir. Evet, gelelim edebiyat felsefe ilişkisine. Elbette bir ilişki var. Niye? Edebiyatın merkezinde insan, felsefenin merkezinde yine insan var değil mi? Evet. Edebi eserler daha önce de belirttiğimiz gibi bazen bir fikri, bir düşünce biçimini, bazen de bir ideolojiyi okuyucusuna iletmeye çalışır. Eserlerde gizli bilgiler ve anlatılmak istenen şeyler saklanabilmektedir. Bu sebeple felsefe ile edebiyat aynı alanda birleşirler. Felsefe düşünme ve düşünme biçimleri üzerine kurulmuş, yüzlerce ideolojisi olan bir bilim dalı. Bu nedenle edebi eserlerde saklanan fikirlere felsefe aracılığıyla ulaşılır. Edebiyat bilim ilişkisi, eserlerin hızlı biçimde yazılması ve çoğaltılıp dağıtılması ve bu sayede çok yere ulaşması elbette bilimin gelişmesiyle mümkün olmuştur. Matbaa, edebiyat dalının en önemli kelimesinden biridir desek yeridir. Gazetelerin çıkması ve edebiyatın yayılması da bilimin eliyle kolaylaşmıştır. Günümüzde bilim hala edebiyat için yer yer çalışmalar yapar. Bilim ve edebiyat yıllarca iç içedir, yıllarca da iç içe olacaktır. Özellikle fütürizm akımıyla birlikte edebiyat ve bilim artık ayrılmaz iki kardeş gibi görülmüştür dostlarım. Peki edebiyat ve folklor ilişkisi. Şimdi folklor dediğimiz şey zaten halkı inceler değil mi? Toplumu geniş bir biçimde inceleyen, toplumun bilimi olan folklor edebiyat dalı içinde gerekli bir bilim dalıdır. Folklor deyince aklımıza hemen halk edebiyatı gelsin, unutmayın. Edebi eserler toplumların ilişkisini içermektedir. O topluma ait tüm bilgilere folklor ile, halk bilimiyle ulaşılır. Toplumların ilişkisi olmadan yaşam, yaşam olmadan yazılacak bir şey, yazılacak bir şey olmayınca da edebiyat olmaz. Bunların hepsi bir uçağın parçaları gibidir. Eğer bir eksik olursa, parçalardan biri eksik olursa Allah korusun o uçak düşer, uçamaz diyeceğiz. Evet, soruyorum bölümü bilim ve dil arasındaki ilişkiyi açıklayınız demiş. Tabi burada sizin birazcık etkin bir şekilde düşünmeniz lazım dostlar. Yeni bilime göre, yeni müfredata göre artık sizin birazcık aktif olmanız isteniyor. Yani bol bol etkinlikler vesaire yapacaksınız okulda. Bu etkinliklerde fikir üreteceksiniz, felsefe üreteceksiniz, düşünce üreteceksiniz. Bunu yapabilmeniz için evet bilgiye de ihtiyacınız var. İşte biz de naçizane bu bilgileri burada size veriyoruz. Ama sizin birazcık aktif olmanız lazım. Soruyorum, bilim ve dil arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Bir geçmeden videoyu burada bir durdur, bir düşün bakalım nasıl bir ilişki olabilir. Bir yorumlamaya çalış bakalım, nelerle karşılaşacaksın. Şimdi dili iletişim aracı olarak kabul etmiştik ama dili sadece iletişim kurmamıza yarayan bir sistem olarak basite indirgemek doğru olmaz. İnsanoğlunun bugünkü gelişimini sağlayan en etkili araçtır dil. İnsan herhangi bir düşüncesini dil üzerinden yapar. Dilin olmadığı yerde düşüncenin de gelişmesi pek mümkün olmaz. Bu nedenle yeni düşüncelerin oluşması, düşüncelerin başka dille aktarılması bakımından dil ve bilim arasında çok sıkı bir bağlantı söz konusudur diyeceğiz dostlarım. Evet kıymetli dostlar. Birinci temamız sözün inceliğiydi. Bu birinci temayla ilgili ilk dersimizi tamamlamış olduk. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. Yakın bir zamanda 9. sınıf soru bankamızın soru çözümleri başlayacak. O videolarda da görüşmek üzere diliyorum. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın.